Ya ben işte çalışıyordum. Saat 12 gibi aradılar. Böyle zaten mahallemizde başıboş köpek çok. 40-50 tane sürüyle geziyorlar. Bunu daha önce muhtarla da görüştük. Kaç sefer söylendi. Belediyenin gelip toplanacağını söylendi. Ama hiçbir önlem tedbir alınmadı. Belirli bir saatten sonra kapıya çıkamıyoruz zaten. Yani akşamları geçti. Gündüz bile kapıya çıkamaz hale geldik. Çoluk çocuk. Yani evimizin önünde böyle uzak bir tenha bir yerde de değil. Gelmiş çocuğu ısırmış. Siz de gördünüz zaten. Nerelerinden ısırmış? Nasıl durmuş? Bacağında bir derin yarası var kardeşim. Sırtında var. Yani kardeşi yetişmese yüzümden ısıracaktı diyor. O arada kardeşi yetişmiş. Yoksa yüzümden ısırıp daha derin yaralar da açacaktı yani. Siz ne olmasını istiyorsun abi? Ya bunu sade Sivas için değil. Türkiye genelinde haberleri seyrediyoruz. Her yerde büyük bir sorun. Daha 2-3 gün önce izledim televizyonda, bir yaşlı teyzemiz köpekten kaçarken düşmüş, kolunu durmuş, burnunu durmuş. Bu sorun her yerde, yani çığ gibi büyüdü. Bunun bir önlem alınması lazım. Şimdi bilmiyorum, söylediğin zaman yani hayvan savcıları şu bu hep ayağa kalıyor herkes, ama bu çoluk çocuk bu insanlardan daha mı değerli? Tamam, öldürürsün, katledilsin, bunu demiyoruz, ama bunun bir çözümü, bir çaresi bulunması lazım kardeşim. Kısırlaştırılıyor mu? Belediye toplanıyor, barınağı mı gönderiyor? Neyse, bunun bir çözümü bulunması lazım. Yani bizim mahalleye gelin akşamları belirli bir saatte dolanalım. İnsandan çok köpek var. Yani bir tedbir, bir çözüm bulunmasını bekliyoruz. Sadece yetkililere söylüyoruz, muhtara söylüyoruz. Tamam mı? Tamam deyip geçiştiriliyor sadece. Üstü kapanıyor. Başka hiçbir şey yok. Şimdi ben yine şikayetçi oldum polise. Gideceğim, ifade vereceğim. Yine aynı şey olacak. Değişen bir şey olmayacak. Bu yıllardır böyle çünkü.
Mutella durum mutlaka alalım. Yapacağım buraya bakmayın. He?